Evet, Sağlık Zamanı canlı yayınla Beyaz TV ekranlarında devam ediyor efendim. Sırada yine çok değerli bir doktorumuz var. Kulak burun boğaz uzmanı, yardımcı doçent doktor Oğuzhan Oğuz konuğumuz. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ mısınız? Biz Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Burun estetiği konuşacağız evet. efendim. Burun estetiğinde ideal buruna nasıl karar verilir? Size gelen hastalarla İlk başta ne konuşuyorsunuz, nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz, bunlardan bahsedelim. Ee, yani ideal burunla ilgili e, tabi burun estetiği cerrahisinin e, gelişim süreci içinde çok far farklı fikirler ortaya atılmış. Hı hı. E, benim şahsi felsefem açıkçası e, tamamen kişiye özel tasarlanmış. O kişinin sosyal, e, e, kültürel yapısı, yaşam alanı, yüz fiziksel özellikleri, göz rengi, e, giyim tarzı, yaptığı iş bunların hepsi açıkçası belirleyici oluyor. E, örneğin e, bütün hanımlarımız gençtir tabii ama belli bir yaşın hı hı. üzerindeki bir işte çok iddialı bir burun yaptığınız zaman çok doğal görünmeyebiliyor. Doğallık ön planda çok, aslında. Çok önemli açıkçası. Çünkü hı hı. E, bu işte de e, farklı konularda olduğu gibi moda söz konusu. Hı hı. Ve bu modalar zamanla değişiyor. Örneğin e, 4-5 yıl öncesine kadar çok kavisli, çok kalkık burunlar çok modaydı o dönemde ağırlıklı bu tarz ameliyatlar gerçekleştirildi ama şimdi bugün baktığımız zaman o burunlar ben ameliyat oldum diye adeta bağırıyorlar ve bazen göz hoş görünmeyebiliyor. Artık böyle değil. Değil kesinlikle. Tamamen kişinin yüz yapısına, yüz hatlarına uygun, bahsettiğim gibi yaptığı iş, sosyal statüsü, giyim tarzı, hayat tarzıyla beraber değerlendiriyoruz. Burada tabii bir sekim olarak kendi planlamamızı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte hastalarımızın da beklentilerini planlamanın içinde değerlendiriyoruz. Ortak bir rota belirleyip bunun üzerine ideal buruna ulaşmaya çalışıyoruz. Peki burun estetiği nasıl yapılır? E, i̇ki çeşit var evet. sanırım açık ve kapalı. Açık ve kapalı teknik. Bunu neye göre belirliyorsunuz? E, ya açıkçası şöyle, dünya üzerinde yapılan burun estetiği ameliyatlarının yaklaşık 70-80 oranında açık teknik olarak gerçekleştiriliyor. %20-30 oranında kapalı teknikle gerçekleştiriliyor. E, açık tekniği kapalı teknikten ayıran fark burunun e, ön kısmında bulunan cilde yapılan bir kesi. Sadece buradan keserek açtığımız zaman işte bunu açık teknik diyoruz. E, burada e, daha ağırlıklı olarak burundaki yapılmak istenen değişikliğin boyutu önem kazanıyor. Eğer e, burun ucunda çok ciddi bir problem yoksa daha çok burun sırtında problem görüyorsak kapalı teknik daha uygun olabiliyor hastalarımız açısından. Ee, ama bununla beraber doktorun alışık olduğu teknik, çünkü her hekim iki tekniği de gerçekleştiremeyebiliyor ya da e, kendi alışık olduğu teknik bir tanesi olabiliyor. O zaman e, hatta hastalar sorduğu zaman e, ben de öyle diyorum. Hani doktorunuzun size uygun e, bulduğu Hı -hı. teknik en iyi tekniktir e, açıkçası. E, ben de hastaların durumuna göre karar veriyorum kendi hastalarımla açık ve kapalı teknik e, farklı hastalara uygulayabiliyoruz. Hem belki birazcık doktorun tarzına da bağlı evet. diyoruz hem de hastaya göre de değişiyor. Değişiyor evet. Peki e, burun estetiğinde herhangi bir yaş sınırlaması var mıdır? Bu da tartışmalı bir konu. E, son günlerde çalışmalara baktığımız zaman e, bayan hastalarda 16 yaşından itibaren erkek hastalarda 17 yaşından itibaren Hı -hı. burun estetiğinin yapılabildiği yapılması e, bu yaşlardan itibaren öneriliyor. Tabii burada kişinin fiziksel gelişimi, kemik gelişiminin devam ediyor olması, bu gelişimin tamamlanması belirleyici. Bununla beraber açıkçası ben şahsen şöyle bir bakış açım da var. Sadece fiziksel gelişim değil, kişinin psikolojik ve zihinsel gelişimi de önemli. Çünkü biz de o yaşlardayken kişiliğimiz, karakterimiz bazen tam oturmamış olabiliyor. Hastalarımızın da öyle olabiliyor. Böyle olduğu zaman eğer bununla çok ciddi bir problem yoksa, Birkaç sene daha beklemelerini böyle 18 yaşından sonra 20'li yaşlarda bu işe girmelerini öneriyorum. Ama bazen ciddi problemler oluyor. Beraberinde nefes alma problemleri olabiliyor. Bu ameliyat zorunlu hale geliyor. Tabii. O zaman dediğim gibi alt sınırımız bayanlarda 16, erkeklerde 17 yaştır. Evet. Hem... E... Kemik gelişimine tamamlamış evet. olması hem de gerçekten bir ihtiyacının olup olmadığının da evet. e, saptanması önemli bir şey tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle bazen genç ve çok heyecanlı arkadaşlar geliyor. Burnunda çok ciddi bir problem olmasa bile e, burnunu değiştirmek istiyorlar. Özgüvenliğin... Bir fotoğrafla geliyorlar evet, belki. Evet, aynen o şekilde. E, onlar da biraz daha konservatif yaklaşmak daha akılcı. Peki ameliyat sonrasında herhangi bir e, nefes alma problemi yaşıyor mu olan kişiler? Açıkçası şöyle bu ameliyat e, burnun estetik görüntüsüyle beraber nefes fonksiyonunu da arttırmayı amaçlayan bir e, cerrahi olduğu için doğru planlanan iyi gerçekleştirilen bir cerrahiden sonra uzun dönemde nefes problemi olmaz. Hatta hastalar daha iyi Hı -hı. nefes alırlar. E, ama bununla birlikte ameliyattan sonra burnun dışında ve yüzde oluşan ödemler gibi burnun içinde de bir takım ödemler oluşuyor. Bazen kabuklanmalar, çeşitli kan pıhtıları oluşuyor. Burun iyileşme süreciyle beraber yaklaşık işte bazen 1 ay 45 gün kadar geçici burun tıkanıklıkları ameliyattan sonra görüyoruz. Ama uzun vadede bu problem olmuyor. Kendiliğinden düzeliyor başarılı bir cerrahiden sonra. Evet peki izleyicilerimize de tekrar hatırlatmış olalım. Kulak burun boğaz uzmanı yardımcı doçent doktor Oğuzhan Oğuz konuğumuz. Burun estetiğini konuşuyoruz. Eğer sizin de sorularınız varsa ekranlarınızdaki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz efendim hatta e, görüntülü olarak da e, bizimle paylaşabilirsiniz sorularınızı burada doktorumuza da iletmiş olacağız biz. Devam edelim burun estetiğinden sonra e, yapılması gerekenler nelerdir? Hastayı nasıl bir süreç bekliyor? E, burun estetiğinden sonra e, ameliyatınız bittiği anda zaten bu süreç başlamış oluyor. Bunu ben erken ve geç dönem olarak ikiye ayırabiliyorum. Erken dönemde yani burnumuzda daha alçı varken, burun içinde tamponlarımız varken dikkat etmemiz gereken şeyler ve uzun vadede dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hastalarımız ameliyattan çıktıktan sonra zaten aynı gün ya da ertesi gün taburcu ediyoruz hastalarımızı. Hı hı. Özellikle yaz aylarında çok güneş ışığı altında kalmamalarını öneriyoruz. Bununla birlikte... Kanama mı? olur mesela Kanamadan ziyade göz altlarında oluşabilen ufak morluklar güneş ışığına maruz hmm. kaldığı zaman biraz Artabil. kalıcı olabiliyorlar. Hmm. Bunun önüne geçmek için bunu öneriyoruz. Bununla beraber e, sert e, katı gıdalar, e, sert çiğneme hareketleri burun bölgesinin kanlanmasını arttırdığı için kanama riski oluşturuyor. Daha yumuşak kıvamlı şeyler yemelerini öneriyoruz. Hmm. Yine aşırı sıcak tüketme ameliyattan hemen sonra önermediğimiz bu durum. Yatış şekli? E, yatış şekli şöyle açıkçası... Baş pozisyonunun biraz yukarıda olmasını istiyoruz. Bu da ödemin yüz bölgesinde oluşan ödemin daha hızlı dağılması konusunda e, bize destek oluyor. E, ama bazen hastaları e, hastalar şöyle sorularla geliyor. İşte hocam, ben e, sürekli sırt üstümü yatacağım. İşte hiç yatmasam mı? Acaba işte e, uyurken kazara sağa sola dönsem ne olur? Gibi sorularla geliyor. E, açıkçası tabii bizde tedirginlik, ben, süreci, tedirginlik oluyor. süreci oluyor. Ama zaten bunun içine ve dışına koyduğumuz tespit materyalleri çeşitli risklerden bizi koruyor. Ama tabii ki ameliyattan hemen çıkan bir hastanın işte yüzüstü yatması ya da yan yatmasını çok önermiyoruz. Uzun vadede de yaklaşık iki ay kadar gözlük kullanımını kısıtlıyoruz. Çünkü bu burnun iyileşme sürecinde istemediğimiz bir takım durumlara neden olabiliyor. Yine birkaç ay çok ağır sporlardan kaçınmalarını öneriyoruz. Hı hı. Bunda tabii bahsettiğim basit egzersizler değil. Hastalarımız yürüyüş, hafif tempolu koşular yapabiliyorlar kısa süre sonra. Ama ağırlık sporu gibi ya da işte Hı -hı. basketbol, voleybol gibi takım müsabakalarından onları biraz uzak, uzak tutmak istiyoruz. Değil Peki mi? biraz da revizyon ameliyatlarından Hı -hı. bahsetmek istiyorum. Onlar nasıl yapılıyor? E, revizyon ameliyatı şöyle açıkçası hani burun estetiği ülkemizde en çok yapılan estetik ameliyat şu anda dünyada da aşağı yukarı durum böyle. Bu ameliyat çok yapıldığı için ameliyatla ilgili problemler de sık görülmekte maalesef e, hastalarımız e, ilerleyen yıllarda burundaki şekil bozukluklarından ya da nefes alma problemlerinden ameliyat olmalarına rağmen kurtulamadıkları için bize başvurabiliyorlar ya da e, ameliyat istedilen şekilde gerçekleşmemiş olabiliyor bunun için belli bir süre beklememiz gerekiyor hem burundaki bütün sıkıntıların ortaya çıkması için hem de dokuların kendilerini toparlaması için biraz zaman tanıyoruz e, revizyon ameliyatı ilk burun ameliyatına göre daha zor bir ameliyat bu hasta için ee, olduğundan daha çok doktor için daha zor bir ameliyat. Hı hı. Çünkü bu şuna benziyor. Sıfır bir kumaştan e, ceket dikmek bir terzi için daha kolay. E, daha önce dikilmiş bir ceketi söküp onu tekrar oluşturabilmek çok daha zor. Ama uyguladığımız yeni yöntemlerle revizyon ameliyatlarında da oldukça başarılı sonuçlar, tatminkar sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet e, hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geldik sizi şöyle öne doğru alırken bir soru daha hemen sorayım istiyorum. Herhangi bir mevsimsel tercihiniz var mıdır burun estetiğinde? E, daha önceki dönemlerde e, açıkçası e, kış aylarında havanın daha serin olduğu zamanlarda ameliyat önerilirken artık ve yılın 12 ayı bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Kulak teşekkür... burun boğaz uzmanı yardımcı doçent doktor Oğuzhan Oğuz konuğumuzdu. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Buyurun. Buyurun.